hikaye bekliyoruz. Şampiyon hikayesi değil de aslında da şunu anlatabilirim. Yemin ederim şu an aklıma geldi. Çünkü Pardon abi, çok kalp kalp, özür dilerim. Bu programı çekmeden yarım saat önce beni aradığın için Evet. işte hadi program yapalım bir düşünecek vaktim de olmadı. Çok güzel. Yemin ederim şu an aklıma geldi. Oğuzhan 17.10 kanalından herkese merhaba. Oğuzhan 17.10 şampiyonlar ve diskalifiye olanlarda çok ama çok önemli bir konuk alıyor kanala. Sedat Bingöl, hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten şu an burada olduğun için çok mutluyum. Davetimizi kırmadın. Seni uzun yıllardır tanıyorum. Hayatında birçok şampiyonluk var. Bu konuya bakış açını da çok merak ediyorum. Bir uzmanlık alanındaki bilgilerini de ekleyerek bize farklı pencerelerden bu konuya bakmamızı sağlayabilirsin. Öncelikle klasik sorumu sorayım. 15 saniyede değil, 30 saniye, 45 saniye ne kadar istiyorsan kendini kısaca seni tanımayanlar için bahsedebilir misin? Kendinden bahsedebilir misin kısaca? Abi bahsetmez yani. 15 saniyede Ne kadar sürede bahsedebilir? şey gibi hoş ilk sorudan hemen yani. Hemen havlu atıyorsun. Sedat, ne oldu? Abi bilmiyorum, ne diyeyim 15 saniyede? Tamam, neredesin şu Sedat an? Bingöl. Neredesin şu an? Ne yapıyorsun? Abi şu an Almanya'dayım abi. Güzel. Bir değişim programıyla bir yıllığına Almanya'ya geldim. Hoş geldin. Ağustos, hoş bulduk. Ağustos'a, Eylül'e kadar buradayım. Hangi bölge? Umarım Hakimci misin? ben güzel vatanıma dönene kadar. Dur, çok özüm çok özür. Abi eyalet Baden, önemli değil. Baden-Württemberg diye bir eyalet. Güneyde abi. Ben Tübingen'deyim. Stuttgart'a yakın. Yani İsviçre sınırına da yakın biraz. Çok iyi. Duymadım. Çok iyi diyorum. Çok iyi bir Ha. bölge. Evet, oradayım yani. Alplere falan yakın, o yüzden biraz soğuk. Oh. Şunu sormak istiyorum sana. Hayatımızda hep Türkçe kelimeler konuşarak aslında konuları ilerletmeye çalışıyorum ama yükselişler, up and down'lar, yükselişler ve açılışlarla dolu bir şeydir aslında hayat. Şampiyon ve diskalifiye olduğumuz noktalar var çok fazla. Senin bu konu hakkında bizimle paylaşmak isteyeceğin bir konu, bir hikaye, bir olay varsa dinlemek isteriz. Ya aslında senin bu konseptteki daha önceki videoları izledim. Benzer hikayeler var aslında. İşte şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu ama bir anda aslında düşündüğüm gibi olmadı ve sonunda işte iyi bir sonuç elde ettim. Bir başarıyla çıktım bu işin içinden falan. Ya bilmiyorum, benim hayatımda da böyle şeyler var galiba. Ama çok da anlatmaya değer bir şey yok aslında. Yani çok da önemli değil insanlar için. Ve insanların pek umurunda olduğunu da zannetmiyorum yani. Yani senin bu konseptine laf etmek için, eleştirmek için söylemiyorum aslında ama Yok bu da lütfen. işte, bu Dinlemek da ilk başta. eleştiriler bizim başımızın tacıdır. Ya sen muhtemelen şöyle düşünüyorsun. Muhtemelen şöyle düşünüyorsun. Ya insanların bu hikayeleri işte az kişi de izliyor olsa izleyenlere bir ilham verecek. İşte insanlar bu hikayelerden bazı sonuçlar çıkaracak ve belki de işte çok az bir nebze de olsa belki insanların hayatını etkileyecek buradaki anlatılan hikayeler. Ben böyle düşünmüyorum. Yani bizim bu ufacık hikayelerimizin başkalarının umurunda olduğunu pek zannetmiyorum yani. Yani benim başıma gelen iyi şeylerin ya da kötü şeylerin bir başkasının umurunda olduğunu düşünmüyorum ben. İlgilenmiyor yani. Ya şu an ben çıkıp bir şeyler anlatsam, efendim şöyle şöyle yaptım, çok zorluklar çektim, bir çok dramatik bir yaşamım vardı ama sonunda başarıya ulaştım, istediklerimi gerçekleştirdim falan. Anlatabilirim böyle şeyler. Kimsenin umurunda olmaz. Ve bu yüzden de anlatmak da istemiyorum yani. Böyle hikayeleri aslında. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Yani sen sonuçta bir bölüm seçtin. Türkiye'de önemli bir üniversitenin öğretim görevlisisin.
hayatında rol model aldığın kimse var mıydı? Yani böyle hikayesini dinleyip ondan etkilendiğin ve onun hikayesindeki kilit noktaları kendi hayatına oturtulduktan sonra başarıya ulaştığın bir şey vardır mutlaka. Yani burada biraz şey yani görüyorum, ne derler onun adı. Yani acaba toplum benim anlatacağım şeyleri beğenmez diye şu an böyle ifadelerde bulunuyor olabilir misin? Ben de şey için geliyorum, seni analiz etmek üzerine bu yorumları. Hayır, beğenmez diye değil ya. İnsanlara ne, anladın mı? Yani onlar başkasının, ya nasıl anlatayım bilemiyorum ya. Ama buna ihtiyaç duyanlar var. Yani vay böyle olmuş. Ve emin ol birçok insan, yani şöyle söyleyeyim, bu 7 veya 8. video oluyor. Birçok insan bu videoları izleyip yorum attı. Ya yani birçok insan dediğim de hani 20 kişi maksimum. Ama o 20 kişi şöyle bir network sistemi gibi düşün. O 20 kişinin etkileyeceği 20 kişi var. Onun etkileyeceği böyle dallanıp budaklanabilecek bir ağaç aslında. Ben de senin gibi ve bundan önceki dostlarım gibi kaliteli geç de birikimli dostlarımı kanala alıp onların paylaşımlarında bulunduruyorum. Ve senin de seni izleyenlere paylaşımda bulunacağın bir şeyler olmalı ve vardır mutlaka diyorum. Ve bekliyorum. Bir hikaye bekliyoruz. Ya, şampiyonluk hikayesi değil de aslında da şunu anlatabilirim. Yemin ederim şu an aklıma geldi. Çünkü bu programı çekmeden yarım saat önce beni aradığın için işte hadi program yapalım bir düşünecek vaktim de olmadı. Çok güzel. Yemin ederim şu an aklıma geldi. Çok bak, çok önemli de bir şey değil aslında. Abi ben lisede inanılmaz tembel bir öğrenciydim, tamam mı? Çok başarısız bir öğrenciyim. Ya şu an hatırlıyorum, aklıma geliyor lisedeki hallerim. Ya diyorum sen ne kadar gerizekalı bir insanmışsın ya. Ya bu nasıl bir mallık, anladın mı? Ya bir insan hiç mi derse girip dersi dinlemez ya? Abi derse gir. Abi, neredesin? İzmir'de. İzmir Ali Ağa Lisesi abi. Düz, tamam. Düz lise yani. Anadolu Lisesi falan değil, düz liseydi. Olur öyle. İzmir Ali Ağa Lisesi. Abi derse giriyordum. 40 dakika mıydı dersler? 40 dakikaydı değil mi? Evet. Dersin bitmesini bekliyordum. Abi bu nasıl bir gerizekalılık bu ya? Ya 4 koca yılımı boşa geçirdim ya lisede. 4 koca yılımı boşa geçirdim. Evet. Böyle bir saçmalık olamaz yani. Bu kadar başarısız bir öğrenciydim. Hatta bunu söyleyeyim. Annem abi, benim abimi tanıyorsun Serhat, kardeşim var. Onlar daha iyi. Dersleri falan hep daha iyiydi. Biz Serhat'la aynı lisedeydik. Mesela Serhat sürekli teşekkür, takdir falan alırdı. Ben hiçbir şey almazdım. Sürekli karnemde bir falan olurdu. Hatta benim kardeşim bizden çok daha iyi bir lisedeydi. Bayağı iyi bir puan almıştı yani şeyden sonra, ortaokuldan sonra. Ben berbattım abi. Ya bunun sebebi benim aptal bir insan olmam değil, anladın mı? İlgisiz, tembel bir insan olmam. Ya bunu da şu an anlıyorum. Çünkü o 4 sene kayıp ya. O 4 senede neler neler öğrenebilirdim, neler neler okuyabilirdim. Ama yapmamışım. Hatta ben bu kadar başarısız bir lise öğrencisi olduğum için annem bir gün babama demiş ki ya bu çocuk okumayacak herhalde demiş. İşte liseden sonra işte üniversite sınavını falan kazanamaz demiş. Buna bir, bizim durumumuz da iyi yani, gücümüz var. Bir tane bari süpermarket falan açalım. Süpermarket falan işletsin. Hani bari şöyle işsiz güçsüz gezmesin etrafta. Öyle bir şey yapalım. Yoksa işte gider serseri olur sokaklarda falan demiş, tamam mı? Abi bu şartlarda bak, sen lisenin dandikliğini düşün. YKS miydi bizim girdiğimiz sınavlar? Aynı zamanda gibi. LGS olabilir mi liseleri? O işte. Yok, o abi yok. Bizim sınavda... YGS'ye girdik biz. YGS, ha YGS ile LYS'ydi galiba. Evet. Abi bu kadar başarısız bir öğrenciyim. Bizim sınıfta abi üniversiteye giriş sınavında en yüksek puanı ben aldım. Düşün. Hayır, bu şampiyonluk hikayesi değil bu. Hayır, bu şampiyonluk hikayesi değil. Yo. Bu devam var.
Yok yok. Hiç çalışmadan ama o kadar gerizekalıyım ki yani. Neyse. Bir de çalışsan neler olacak? Abi ona geleceğim. Gerçekten ona geleceğim yani. Neyse ya lisenin berbatlığını anlatmaya çalışıyorum. Yani ben bu kadar ilgisiz, bu kadar çalışmayan, her sene karnemde birler olan biri. Bizim sınıfta sürekli birileri takdir alıyordu. 10 kişi falan takdir alıyordu abi her sene. Ama üniversite sınavında en yüksek puanı ben aldım. En yüksek puan dediğim de abi ben 360-370 puan falan aldım yani. Yüksek dedim de 450 puan almadım yani. İşte matematikten 40 sorudan 20 net falan yani. İşte Türkçeden 33-34 net falan yani. Abi daha ne olsun? Abi böyle bir lise hayatından sonra şu an benim doktora yapıyor olmam ve felsefe gibi sert bir bölümde doktora yapıyor olmam, işte belirli bir seviyede İngilizce biliyor olmam, işte şu an Almanca işte öğrenmeye çalışıyor olmam, işte bir yerde işte araştırma görevlisi olmam, bir yerde işte akademisyen olmam falan, benim açımdan bundan 10 yıl önceki işte 10-11 yıl önceki Sedat'a baktığım zaman evet bir başarı hikayesi diyebiliriz. Çünkü gerizekalı, aptal, ilgisiz bir çocukmuşum, anladın mı lisede? Yani oradan buraya evrilmek. Yani şunu demiyorum. Ben şu an mükemmel bir konumdayım, müthiş başarılarım var demiyorum. Ben şunu diyorum. O aptallıktan, o gerizekalılıktan bu duruma evrilmek benim için başarı yani. Evet. Bu videoyu izleyen şu an lisede aptal ve gerizekalı salak hisseden kendini bilmiyorum o zamanlar salak, hani... O zaman gerizekalı salak hissetmiyordum. Şu an baktığımda, şu an işte 10 yıl önceki Sedat'a baktığımda ulan sen ne kadar salakmışsın. Abi sen niye girip dersleri dinlemiyorsun? Niye açıp bir tane kitap okumuyorsun yani? Bu nasıl boş bir hayat yani? Ondan sonra çalışıyoruz işte... Yarıştığımız insanlarla, bizim alanımızdaki insanlarla arayı kapatmaya çalışıyoruz, anladın mı? Abi Robert Koleji'nden mezun, işte Boğaziçi'nde okumuş, işte gitmiş İngiltere'de master yapmış gelmiş adamla yarışıyorum ben, anladın mı? İşte felsefi bilgi birikimi olarak. Ama öyle aptalca bir lise hayatı beni o adamdan 10-0 geride bırakıyor ve o arayı kapatmak için çok çalışmam gerekiyor, anladın mı? İşte bu noktada yani bu gerçek bir şampiyonluk hikayesi, böyle bir şampiyonluk demeyelim, yok şampiyonluk çok abi, büyük bir kelime. Şöyle düşün. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Şu an Türkiye nezdinde söylüyorum. İşte gençlerin yaşadığı hayat, gençlerin dediğim lise dönemindeki insanların, çocukların daha doğrusu yaşadığı hayat ve onların kendilerini getirdiği noktalar ve şu an oldukları durumlar, tamam mı? İşte bu yüzden bu videoyu izleyen o liseli arkadaşlarımız diyecek ki... Var mı liseden takipçimiz var mı peki? Var var. Vay diyecek. Ya Sedat diye bir adam varmış. Leş gibi. İzmir Aliye Lisesi'nden. Kötü bir şey geçirmiş. Hayatı geçirmiş ama umudunu kaybetmemiş. Ve... Evet, şu an Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden bir tanesinde akademisyen. Almanya'da akademisyenliğiyle beraber şu an Almanya'da bir yıl şeyini de yapıyor. Eğitim öğretimini de tamamlıyor. Akabinde hayatında başarılı bir noktaya gelmiş birisi diyecek. O yaptı, ben de yapabilirim. Demek ki... Abi sen böyle şeyler söyleme. Vallahi utanıyorum. Öyle şeyler söyleme. Vallahi utanıyorum ya. Bunlar gerçekler. Ben niye gerçekleri insanlardan saklayayım ki? Abi ben şunu diyorum. Ya benim gibi abi milyonlarca... Pası vereceğim. Bir şey daha söyleyeyim. Bunun böyle olmasının sebebi neydi peki Sedat? Yani lise böyle devam etti ve sen hayatında bir şeyi değiştirdin. Ve bir şey senin gözünü açtı. Anladın mı? Bir video, bir insan, bir kişi, bir rol model. Serhat bile, abim bile olabilir. Ama bir şey oldu. Ne oldu? Bir şey olmadı. Nasıl? Bir şey olmadı. Abi niye bu? Bizim hayatımız film değil, anladın mı? Yani bir an işte bir kitap okudum, hayatım değişti. Öyle bir şey yok. Tamam ama bunun... Orhan Pamuk'un
Kara kitabının giriş cümlesiydi galiba bu. Bir kitap okudum hayatım değişti falan. Öyle peki, ben bu şeylere inanmıyorum abi. Market, peki market açıyordu ailen en son. Market açıyordu ve market açmamaya nasıl karar verdiler sana? Çünkü üniversite sınavını kazandım abi ilk seneden. Tamam. İlk seneden kazandın ve gittin okudun. Gittim okudum. Devam etti. Bu arada söylüyorum. Bu derslerdeki başarısızlığım devam etti abi. Tamam. İkinci sınıfın şey üniversitede ikinci sınıf bitti. Ortalamam 1.60 mıydı neydi? Güzel. 2'ye yaklaşmışsın. Öyle düşünüyorum. Evet 1.62. Evet 2 olmadan mezun olamıyorsun. 1.60 falan abi 3. sınıfın sömestrında bilmiyorum bir şeyler oldu ne oldu yemin ederim bilmiyorum. Bir başarı. Olsun. Bu da bir başarı hikayesi. Abi, ne oldu bilmiyorum. Artık şey felsefeye çok ilgi duymaya başladım abi. Çok ilgi duymaya başladım ve ya şey dedi. Ya ben bu sınıfta 80 kişiyse ben bu sınıfın bir numarası olmalıyım ya. Ben niye bu kadar altlarda geziyorum yani? Sonra abi 300 sınıfın 2. sınıfta ortalamam 4. Sonra işte şeyde 4. sınıfta işte 3.80 işte 4. 2. dönemde de böyle 3.80 falan yaptım. Genel ortalamayı böylelikle 1.60'dan 2.80'e çıkarabildim. Tabii yani. Canım 2.80. En az 2.80 yani. Şu dönemlerden 4-4 yapa yapa falan. Sonra işte öyle ilgi duydum. Böyle gelişti hayat. Bu da evet. Bunu niye anlattım ya? Bunu çok evet, uzattım ilgi ya. Duydun. İlgi duydun. Hırsınla ilgini birleştirdin. Ve şu an evet. Gerçekten ya bak ben şunu çok yapıyorum. Çok hırsızım evet abi. Şu zamanlarda özellikle son birkaç yıldır abi cidden çok hırslıyım. Yani bu hırs çok önemli bir şey. Yani yaptığın işi ne oldu lan? Çok güzel anlatıyorsun da o yüzden. Su almam lazım. Dakika. Evet bekliyorum abi. Bir şey söyleyeceğim Serhat. Senin bu hırsını diri tutan şey ne? Abi ben ya bunu söylemeli miyim bilmiyorum. Abi yaptığım işte en iyisi ben olmak istiyorum anladın mı? En iyisi sen olmak istiyorsun. Yani bu imkansız. Bu imkansız yaptığın işte en iyisi olmak. Ama bu senin yaptığın işi kaliteli yapar. Çünkü çok iyi olmak istiyorsan bunun için çalışman gerekiyor ya. İşte belki çok iyi olmazsın ama oraya yaklaşırsın. Denersin. Yani bu senin çalışmanı sağlıyor aslında. Bu hırs insanın çalışmasını sağlıyor. Ya en iyisi derken şey yani dünyada en iyisi değil. Yani tanıdığımız felsefeciler arasında işte benim seviyemdeki işte benim durumumdaki insanlar arasında yazdığı makalenin diğerlerinden belki daha iyi olmasını istemek gibi bir şey. Yani onun için uğraşıyorum aslında. O makalenin konuşulması diyorsun değil mi yani? Öğrenciler okusun. Ya konuşulması. Ya biri okuyunca abi, bir hoca okuyunca, bir öğrenci okuyunca lan iyi yazmış ha falan. İyi yazmış ha valla. İşte bak. Demesi anladın mı? Şey yani fena yazmamış ya aslında. Demesi. Sen bütün amaç bu anladın mı? Ya da işte şöyle konuşulması arkamdan. Ya bu Sedat da iyi, çalışkan, iyi bir çalışkan çocuk aslında. İyi, iyi çalışıyor işte iyi bir felsefeci yapmış. Aslında. Yazmış abi adam. Bunları duymak için. Şu an yani, Türkiye gibi düşünüyorum ben bu ilk amacın. Sonra belki de bir tık daha dünya daha konferansları abi 20 yaşında adamlar abi 20 yaşında abi İngilizce, Almanca, Fransızca biliyor. Sen ne ara öğrendin ya İngilizceyi, Almancayı, Fransızcayı ya? Ne ara öğrendin? Lise. Bak işte orada söyleyeyim. Gerçekten lise ya. İngilizce. Biz okuduk. Ali Ağa Lisesi'nde lanet. Oğlum böyle de liseyi gömdüm. Sonra müdürü falan bir şey. Ama Ali Ağa seni sen şu an yapan kişi yani sonuçta. Evet. İyi de olabilir abi yani. Gerçekten lise bak. Ya. Ya çok üniversitede çok iyi bir eğitim aldın. Atıyorum Bornova Anadolu Lisesi diyelim. İyi bir lise bildiğim kadarıyla. Ha boş ver Bornova. Yani Bornova iyi, Karşıyaka Anadolu Lisesi iyi, İzmir Atatürk Lisesi. Yok ya şuraya getireceğim. Onlar da çok önemli değil. Onlar da iyi değil aslında çok. Önemli o kolejler falan iyi abi. Ya tamam geldin İstanbul'da Robert okudun. Tamam Robert okudun. Okey. Geldin Robert'ta okudun. Bu biraz hep yani şey olacağım.
Kur'an'da da ayet var hatta bununla alakalı dini bir referans veriyorum. Biz sizin kaderinizi sizin çabanıza bağladık şeklinde bir ayet vardı yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden aslında senin şu anki yaşamış olduğun kaderin, yani tabii bunlar çok dağlanıp budaklanacak konulardı da senin çabanının sonucunda geldiğin bir nokta var. İşte bu Ali Ağa Lisesi senin çabaladığın, daha doğrusu çabalamadığın yerdi. Daha sonra çabalamaya başlayınca, kendine de hayat amacını ekleyince, sevince başarı noktasına ulaştım. Yani birçok insana göre karşılaştırdığımızda şu an barınaktan başlayalım. En Maslow'un hiyerarşisinden gidelim. Ondan sonra yemek içme, diğer tüm ihtiyaçlarını kendi başına idame edebilecek durumdasın. Bu bir başarı. O yüzden bu şekilde ben yorumlarımı tamamlayayım. Yani kendimizi abi şu biraz bilinçli olalım, tamam mı? Biraz kendimizi tanıyalım. Kendimizi tanıyalım biraz. İnsanlık olan, insan direkt. Burayı keselim. Biraz kendimizi tanımamız lazım. Çünkü biz insanoğlu olarak kendimizi çok önemsiyoruz. Kendimize aşığız, anladın mı? Kendi hayatlarımızın en mükemmel işte ya da en zorlu hayat olduğunu düşünüyoruz ve geçmişimizin de bu şekilde olduğunu zannediyoruz. Fakat bize benzer milyarlarca yaşantı var, milyarlarca hikaye var. O nedenle kendi ufacık başarılarımıza bakıp ulan be ben neymişim diye aldanmamamız gerekiyor. Bunu diyor ya, bu aldandığın zaman zaten o gelişme duruyor orada. Yani kendimizi fazla büyütmeyelim. Yüklenmeme. Yani bizim gibi milyonlarca insan var, anladın mı? Sen özel değilsin. Ben de özel değilim. Ama hepimiz kendimizi özel zannediyoruz. Öyle bir şey yok yani. O yüzden ben anlatmak istemedim. İşte bir şampiyonluk başarı falan. Sanki şampiyonluk falan deyince şu oluyor. Öyle bir şey yaptım ki helal bana, bravo lan Sedat gibi bir şey oluyor. Öyle görünsün istemiyorum açıkçası. Yoksa herkesin hayatında kendisinin gördüğü ufak tefek başarı hikayeleri var. Ama bu herkesin hayatında var. Özel bir şey değil yani. Evet. Kendimizi bizden çok önemsemeyelim yani. Kendimizi sevelim elbette. İlk olarak kendimizi sevmekle başlayalım. Elbette kendimizi sevelim. Ama kendimizi çok önemsemeyelim. Kendimizi çok önemli görmeyelim daha doğrusu. Önemli, özel görmeyelim. Yani hepimiz doğanın çocuğuyuz abi. Bir böcekten farkımız yok yani bizim. Bir böcekten farkımız yok yani doğada. Çok özel insan, özel bir varlık değiliz yani. Özel bir değiliz biz insanoğlu olarak. Esas söyledim, bir daha söylesene ya. O sıra bir şey oldu. Önemli bir şey söyledim. Abi çok çok özel bir varlık değiliz diyorum biz insanlıklar olarak. O yüzden kendimizi çok önemsemeyelim. Bizim bir böcekten farkımız yok. Onu diyorum yani. Anladım. Ama kendimizi sevelim elbette. Bu dengeyi tutmak lazım. Evet. Ne çok önemliyiz, ne çok önemsiziz. Ne diyorsun? Önemliyiz. Kendimiz için önemliyiz. Ama doğa için, evren için önemli değiliz yani. Ne oldu? Yani şu abi evren, abi bu böcek değil mi? Yen Yılmaz diyor ya işte, dönüyor bir şeyler falan. İşte bilmiyorum, Samanyolu galaksisinde miydi? Samanyolu'dayız şu an. Başka birçok galaksi var galiba. Çok bilmiyorum ben astronomi. Yani bütün bu evren abi, bütün bu devasa alan Oğuz ve Sedat'a hizmet etmek için var olmadı. Anladın mı? Anladım. Doğa
bizim hizmetkarımız değil yani. Ben burada yani kendime çıkış noktası... Biz doğadaki en değerli varlık değiliz yani. Biz doğadaki en değerli varlık değiliz. Değiliz ama hayatımızı daha iyi noktaya getirmeye, şampiyon olmaya devam edeceğiz. Tabii abi bu... Enfes bir program oldu gerçekten. Çok... Ha, oğlum. Gerçekten enfes bir program oldu. Ben hatta şunu sormuyorum sana. Son olarak dünyaya vermek istediğin mesaj nedir? O sana abi yok ne mesajı ya? Dünyanın benim mesajıma ihtiyacım var. Yok onu zaten verdin bu arada. Yani demin anlattın insanlar bir böcekten farkının olmadığını, kainatın ona hizmet etme zorunluluğunun olmadığını insanlara hatırlattın. O yüzden hepimiz yaşamımızda karbon ayak izi diye de ekleyeyim. Daha dikkatli, daha bu bilince vararak hayatımıza devam etmemiz gerektiğini hatırlattın, sarstın bizi. Sarstın. Bakma, bayılmıyorsun ya. Abi çok teşekkür ederim. Gerçekten keyifli oldu. Almanya'da bol şans diliyorum. Umarım her şey gönlünce olur. Maksimum verimini alırsın. Bir şampiyon olarak oradan dönersin. Umarım kupaları kaldırırım. Abi bu programa katılmamın tek sebebi abi sohbet etmek seninle gerçekten yani. Yoksa insanlığa bir mesaj vermek için gelmesin. Şey var, çok güzel bir şarkı var. İlhan İrem 80'li yılların önemli sanatçılarındandır. Der ki her insan şampiyon hayat savaşında, kimi hızlı koşularda, kimi yavaşında. Bilir misin? Tamam. İlhan İrem'in sadece şeyi biliyorum galiba. Anlasana vardı galiba. Anlasana var. Çok güzel şarkıları var. Çok şarkılarının, şarkı sözlerinin, şarkıların anlamlarının olduğu yıllardı. 80'li 90'lı yıllar. Ben yetişemedim. Ama neyse ki kasetler, eski kayıtlar bir şekilde bunları tekrardan tatmamızı sağlıyor. Çok sağ olun. Her insan şampiyon hayat savaşında, kimi hızlı koşularda, kimi yavaşında. Her insan şampiyon hayat savaşında, kimi sıcak döşeğinde, kimi dağ başında.